İşin sağlığı olamaz. Yani sağlık soyut kullanmadığın sürece canlıları mimleyen bir şeydir. Tüm canlıların. Yani siz oradan iş sağlığı dediğinizde zaten canlı bedenleri ortadan kaldıran hızı, üretim sürecinin ne olursa olsun bölünmemesini görüntülüyorsunuz. Hatta bunu yapan da hani bazen ölerek de iş sürecini bölenlere de bir de suçlu yapıyorsunuz. Yani kurban da suçlu oluyor. Ne yapıyor? İktidar söyleminin kadere, şirket politikalarının ise kalkınmaya dair kolektif bir rızaya referans vererek daima kendini akladığı bu sistematik kıyımın son olay yeri üzerine seni dinlemek isteriz. Hangi vaatlerin yıkımını yaşıyoruz diye sorayım. Makro iktidar anonimdir, mekansızdır. Ama mikro iktidar iletişimsel ve uzamsaldır. Sen iletişimsel, uzamsal diye bu şık kavramları fabrikaya koyduğun zaman formellerin %100'ü bugün bile hala. Erkekse yani tamamen uzamsal ve iletişimsel bir emek rejimi kontrolünün bir kadın açısından çok ciddi bir şekilde cinsel taciz olarak yaşanacağı çok açık bir şeydir. Çünkü bağışıklık Orada sistemi hastalıklarının %70'i dünya üzerinde kadınlarda, biyolojik olarak kadınlarda. Şimdi bunun tabii maruz kalınan kimyasalların sonuçlar açısından farkları var ama bu konuda yeteri kadar bilimsel çalışma yok. Çünkü bilimsel çalışmalarda gayet taraflı yapıyorlar. Birincisi zaten genel olarak izlenimi. İkincisi bir de izin izi olan biyolojik kadınların üzerindeki izleridir. Burası kuram çıkarmak zorunda olan bir şey. Ancak müdahaleyle, politikayla, muhataplarıyla, dönüşüm zekası ile birleştiği zaman çıkarabileceğine inanıyorum ve yani he